Neden Olmamalısın serisinde bugün farklı bir şey yapıyoruz. Bu sefer hocamızı konuk olarak alıyoruz. Ben moderatör koltuğuna oturuyorum. Kameranın arkasındaki ses olarak buraya kadar dahil olmuştum. Şimdi bugün ona neden akademisyen olmamalısın sorularını soracağız ve kendisinden cevap alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hocam, konuğumuz geldi. Boşver, bizim burada 5 liraya geçiyor mu? Geçiyor hocam kapının önünden. Kim konuk? Doçent Doktor Osman. Yapma, akademik link mi? Evet. Of, ondan adımı çok seviyorum ya, boş boş konuşuyor. Hadi gel çabuk. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet, selamlar. Bu arada hocam bir şey diyeceğim. Benim giriş daha iyiydi biliyor musun hakikaten? Yani. Yani. O bir ilginç. İkinci kısımda şu, hani itiraf ederim. Tamam. Konuk gelmeyince ben konuk oldum. Yani çok profesyonel bir organizasyon. Şimdi, bunun için de ayrıca tebrik ediyorum. Şimdi bu konuda ekibime laf ettirmem. Ya konuk... bir şey, ekip diyorsun, bu da sorular da benim. Benim sorular, sorular. Yok, bu format gereği yani. Format gereği. Ya müthiş evet. Format gereği böyle bir şey yaptık. O zaman hocam, o zaman hazırsak başlayalım. Bizim ya, de ilk herhalde sorduğunuz soru. Şimdi bu akademisyenlik çok havalı bir şey ya. Hı hı. Kulağa çok havalı geliyor. Ne yapıyorsunuz hocam temel olarak yani? Akademisyen ne yapar? Ya genelde hava yapıyoruz hocam. Ya bu konuda yalancı olacak. Çünkü hani sıfatı var, anladın mı? Böyle şeyden, dışarıdan çok böyle havalı gözüküyor. Ama şimdi iki tür akademisyenlik var. Biri yatan akademisyen, biri çalışan akademisyen. Ya yatan akademisyen yatıyor. Hani tüm gün dizi izliyor, indirimleri kovalıyor. Hakikaten borsada çok güzel paralar kazanan tanıdıklarım var. Bir dakika hocam, nerede yatıyor yani yatmaktan kastım? Kimileri kendi odasında kanepesi var, orada yatıyor. Kimileri evde yatıyor. Kimileri başka şehirdeler bu arada. Hani hiç gelmiyorlar falan, böyle şeyler yaşanıyor akademide. Ama çalışan akademisyenden bahsediyorsak, çalışan akademisyen hakikaten sabahın köründe kalkar gene itibariyle. Araştırma yapmaya çalışır. Türkiye özelinde ders verme kısmı da birazcık ağırlık oluyor ama temelde şu hocam. Siz araştırırsınız, bilimsel katkı sunabilecek, bilimsel olarak insanlığı bir adımda olabilsin, ufacık da olabilsin. Hani çok büyük ilerlemeler değil, öyle anlaşılmasın. Bir ufacık da adım olabilecek katkılar sunmak adına merak ettiğiniz soruların peşinden koştuğunuz bir süreç. Yani genelde okur, okuduktan sonra düşünür. Düşündükten sonra da ilginç olabilecek, hani daha önce bilmediğiniz bir bilgi ortaya koyabilmek için araştırmalar yapar. Yani dolayısıyla toplumun entelektüel sermayesine bir katkı sunmak için ya da kendi entelektüel sermayesine bir katkı sunmak için bir takım faaliyetlerde bulunur bu kişi. Evet, böyle peki bir tanım olunca güzel, havalı oldu. Doğru. Havalı oldu. Ha, entelektüel sermaye falan. İsim Burcu. Deniz galiba. Evet. Deniz Bank'ta çalışıyorsunuz. Evet. Müthiş ya. Ama biz de akademide bir şeyler biliyoruz hocam. Yüksek lisansı da bıraktınız galiba. Bıraktım. Yüksek lisans bıraktım. Terk. Hocamız bu arada 4-0 ortalamayla Galatasaray Üniversitesi'ni bırakmış bir... Yaşandı ve bitti saygısızca. İşte o entelektüel sermaye Burdio falan oradan. Hani. Boğaz'da 2,5 lira yemek yedin, geldin evet, hocam. Evet, çok güzeldi, çok güzel. Süper. Tabaklarda ayrı ayrı böyle. Zaten Galatasaray Üniversitesi'ne gidenler bildiğim kadar bunun için gidiyorlar. 2,5 liraya yemek yiyip geliyorlar Boğaz'da. Bir de Fransızca öğretiyorlar bedava. Ha, o çok iyiymiş. Türkiye'de yani en iyi öğreten yerdir herhalde. Doğru, doğru. Yani. Sizin bu meslekte, ya lanet olsun, Allah kahretsin böyle şey dediğiniz tarafları neler? Çünkü şimdi siz saydınız, o kadar havalı havalı dediniz ki yani yatan akademisyeni anladık yani. O adam bir şey demiyordur muhtemelen lanet olsun böyle mesleğe diye. Ama bu çalışan akademisyen için. Ya yatan da bence çoğu genellenebilecek şeylerden bir tanesi şu. Bir, çok egolu insanlar çalışıyorsunuz. Yani akademisyenler genelde egolu. Hani yanlış anlaşılmak istemem ama akademi demek ego demek. Öyle ya da böyle egonun şiştiği bir iş. Hem sıfatla şişiyor, hem öğrencileriniz var. Ne deseniz sanki doğruymuş gibi algılıyor. Bu da belli bir sözü, birçok akademisyenin egosunun şişmesine yol açıyor. Fark etmişsiniz, bende de bir ego var yani. -6'ya park ettirince beni o egom düştü. Denizbank'a geldim, en aşağı kata park ediyor. İndikçe iniyorum abi, nasıl bir yere park ettiniz? Bir de öyle yürüyerek. Bir de oraya yürüyerek çıktım. Yani asansöre izin vermediniz. Hani anladım ama gerçekten hani çok egolu insanlarla muhatap olduğunuz için genel itibariyle karar alınacak ya da onlarla muhatap olduğunuz kısımlar gerçekten çok zorlayıcı. Toplantılar bir kere inanılmaz uzun süre. Herkes bir kendini övme seansı olur. Sekans kısmı olur akademide. Hani alakasız bir konu. Denizbank'ın geleceği ne olacak olsun. Herkes o konunun uzmanıdır. Çünkü bütün akademisyenler her şeyin uzmanı olduğu için. Belli bir süre sonra bana sor abi, ne sorsan diyet sor, anlatasım geliyor. Gerçekten hani içimde böyle doçentliğim vermiş olduğu biriken bir şey. Her şeyi biliyorum şeyi var. Toplantıya girdiğinde herkes her şeyi bildiğini düşündüğü için herkes konuşuyor. Toplantılar inanılmaz uzun sürüyor. Dolayısıyla bunlar bir araya gelince hani şey hissediyorsun bazen. Of diyorsun ya abi, bu insanlar egosuyla uğraşmak, hani şeyle uğraşmak. Dert. Aklıma bir anı geldi de onunla alakalı. Müsaade ederseniz anlatayım. Hocam program senin. Deniz'e kadar ya, patron sensin ya, ne demek. Ya şöyle şimdi tabii. Tam böyle bir ortam. Mesela çalıştaylar vesaire olur ya. Davet ederler de, sizi de böyle hani davet ederler. Misinizdir, katılmışsınızdır. Hakikaten böyle 10 kişilik bir masada bir başlarlar. Ben işte şu üniversitede şöyle doçentim, böyle çalışmalar yaptım, şöyle yazdım, şöyle çizdim,
şöyle yaptım falan. Ama konumuzla alakası yok ki yani. Sen bunu niye anlattın? O konu mutlaka kendime çalışmana gelir. Bir de yurt dışında deneyim varsa mutlaka var. Evet, yurt dışında şöyle yaptık, şuradan kaçırdık, buradan getirdik falan. Hazır yeri gelmişken ben de bahsedeyim. Hanyang Üniversitesi Güney Kore'de bulundum. Massachusetts ve Michigan Üniversiteleri. Havalı. Ben Galatasaray. Amerika'daki bir anımı anlatmak isterim size. Ben de Galatasaray'da kurbasıyla keşifliyorum yani. Bir tek anım bu. Boğazan'a 2,5 lira yemek yemiş. Bir de şey tabii taraf var hocam. Çalışan akademisyenler için bence şöyle bir zorlayıcı tarafı da var. Hani elbette ki çok işte olabilir bu ama iş mesai bittiğinde kesinlikle bitmiyor. İş sürekli zihinde olduğu için belli bir süre sonra bence insanlarla iletişim de çok bozuluyor. Hani ben eşimle konuşuyorum, bazen bir şey anlatıyor ve bazen bir kafa gidiyor. Bambaşka bir şey konsantrıyorum. Kafamda aklıma soru geliyor ya da okuduğum bir şey, ulan o öyle miydi falan gibi. Hani bu insanlarla iletişimi çok bozuyor ve hani belli bir süre sonra birçok insana saygısızca bir davranıyor. Düşünsene bir şey anlatıyorsun ve ben seni dinlemiyorum o anda. Dinliyormuş gibi yapıyorum. Böyle de bir sıkıntısı var. Hani onu olabildiğince kendimi oradan kurtarmaya çalışıyorum ama son zamanlarda ben de artık az çalışıyorum bu arada. Eskiden çok başıma bela alıyordum. Hemen araya bir soru daha sıkıştırıyorum. Öğrencinizim. İşte görüşme saatiniz var diyelim. Hı hı. Var mı bilmiyorum ama. Var. Görüşme saatinize geldim. Bir şey anlatacağım. Dünyayı yeniden yaratacağım. Ya inanılmaz bir fikir bulmuşum. Anlatmaya başladım. Tavrınız nasıl oluyor? Bu şeye kapılıyor musunuz yani, dinlememeye veya çok çabuk anlayıp da işte yani sallamaya kapılıyor musunuz? Ya bu şeye göre değişir. Ya bazen gerçekten çok pırıl pırıl acayip şey, böyle hayranlık, bende hayranlık uyandıran şeyler var. Öğrenciler var, gençler var. Böyle dinliyorum ya, adam hakikaten benden iyi bazı şeylerde. O acayip bir zihin var. Onları dinlerken ben hani kendime böyle çok şey kattığımı düşünüyorum. Ama tabii bazında şey oluyor, şey olmasa hani çok temel düzeyde çok basit şeyleri yapamamış. Kırmak da istemiyorsun ama zaman da bazen değerli. Hani çok da uzayabiliyor. Hani o zaman ben hani düşünüyorum Denizbank'la ilgili hani premium kartın ne zaman gelecek? Hala premium kart gönderecek Denizbank bize. Peki hocam, şöyle diyeyim. Çocuğunuz var mı yok mu bilmiyorum ama. Ha yok. Yani bu mesleği önerir misiniz? Ya daha doğrusu şöyle söyleyeceğim aslında. Meslek diye söylüyoruz ya bu akademisyenliği ama anlattığınız biçimiyle aslında artık hayatınızın tamamını kapsayan bir süreç haline dönüşüyor ya bu. Hayatı bu kadar çevreleyen ve aynı zamanda da yani yöneten bir yerden sonra bir süreci çocuğunuz yapsın ister misiniz? Ya zaten akademide bir gelenektir. Babadan oğula, babadan kıza. Akademisyen kalmasın tabii. Babişka Asuman yani. Yani kalır genelde, anladın mı? Akrabaya. Ya ister miyim? Ben isterim yani şey açısından. Akademisyenlik hem kendinizi geliştirebildiğiniz, hani keyfi aldığınız bazı şeyleri yapabilme olanağı size sunan bir meslek. Diğer mesleklerle ben karşılaştırıyorum. Hani birçok mesleğe göre bence çok daha avantajları olan, çok daha fırsatlar getiren bir meslek. O yüzden benim çocuğum akademisyen olmak istese ben şey yaparım. Hatta olmak istemese de zorla akademisyen yaparım. Öyle bir şey yapabilirim. Katılıyorum güzel meslek olduğuna. Ben de sonuçta hani akademinin içerisinde ilerledim ama daha sonra... Hocam nereye ilerlediniz? Bir açıklar mısınız? Yarıda bırakmışsınız yüksek lisans. Bu mu ilerlemek? İlerlemek olmuyor farkındaysan. Yaptık bir şeyler hocam yani. İsteyen gitsin. Belli ki bir şey yapmamışsın. Ama yani oradaki temel mesele şuydu. Bilginin yani akademisyenlik dediğimiz şeyin sadece üniversiteyle ilişkilendirilmesine biraz şey ne derler ona? Karşıyım demeyeyim de. Anladım. Doğru. Üzerine düşünmek gerektiğini. Zaten bakarsak temelde akademi öyle bilginin ana kaynağı değil. Hani birçok uygulamaya yönelik birçok mühendislik şeyden çoğu akademiden çıkmıyor. Ama teorik olarak hani geliştirmek için fikir verebilmek adına güzel bir bence hani veri tabanı diyebilirim. Sosyal bilimlerde de mesela çok ilginç bulgular ortaya koyabiliyorlar. Hani ama bunun üzerine koyan uygulama yönelik ana şeyler sektörün kendisinden geliyor, Ar-Ge'sinden geliyor diyebiliriz. Evet, tam da bu noktada hocam o zaman şeyi sorayım. Şimdi sizi de sonuçta sektörle ilişkili bir aslında akademisyenlik şeyiniz var, hani hayatınız var. Bu hayat ne kadar stresli? Yani 10 çok stresli, ben artık uyuyamıyorum, işleri yetiştiremiyoruz, çok fazla çalışıyorum. Bir, yatıyorum yani aslında çok da bir şey yapmıyorum. Hocam bir şey, bu yaratıcı sorular nereden aklınıza geliyor? İnanır gibi değil. İzledim. Ya, o ben soruyu çaldım biraz değiştir ya. Hem izledim hem yaptım. Ya soruyu çalmış, burada akıyor. Yani, çok iyi hocam. Yaptım. Ya burada yine şu var. Hani hep aynı şeye geleceğiz. Yatan akademisyen, çalışan akademisyen. Yatan akademisyen için stres bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani yatıyorsun, bir şey yok hakikaten. Hatta bence akademisyenlik sıfır stresli bir iş olabilir belli noktalarda. Çünkü Türkiye özelinde çok fazla, özellikle doçentliği aldıktan sonra baskı yok. Sistemde şöyle bir şey var, onu da bir kısaca değineyim. Sistem şöyle hocam. Araştırma görevlisi giriyorsunuz genel itibariyle. Sonra yardoç, yeni adıyla doktor öğretim üyesi. Sonra doçent oluyorsunuz, sonra profesör. Ama doçent olana kadar hocam atılabilirsiniz, sözleşmelisiniz. Ama doçent olduktan sonra atılamıyorsunuz şey gereği. Kuanlar gibi. Bu yurt dışında da böyle. Orada tenure track diyorlar buna. Dolayısıyla hani o zamana kadar bir stresi var. Ama bu stres dediğiniz hani çalışkan bir adam
40 yaşlarında olur doçent. 40 yaşında neredeyse artık sıfır stresi bir iş hayatına girebilmiş gibi bir şey yaratıyor sizden. O yüzden bence stres az. Ama hani çalışan akademisyen bir de başına bela almayı seviyorsa, hani labla uğraşayım, asistanlar yetiştireyim, şunu yapayım falan diyorsa, hani bazen stres olabiliyor, yorucu olabiliyor. Yani ben ayda mesela tahminim bir 10 günümü, 12 günüm stresten uyanarak şey yapıyorum, kalkıyorum tabii. Sol kolum uyuşuyor, antidepresan kullanıyorum. Sabah falan. Kalkıp, gece. Gece 3'te uyanıyorum ve hani yetişmesi gereken işler aklıma geliyor ve tekrar yatamıyorum. Ya işte hocam, YouTube'da o kadar eğlenceli videolar ama gerçekler Deniz Akademi'de açıklanıyor. Gerçekler burada. Sol kolum uyuştu, kalp krizi geçirdim. Ama bunları Akademiklik kanalımızda da anlattık bu arada. Akademiklik kanalında şeyini yapayım buradan, kesmeyin burada. Akademiklik kanalı. Orada da anlattım ya, ben de sol kol uyuşma, Akademiklik kanalının ya, reklamını burada yapsanız olur hocam zaten, yani kaç bin aboneye gelmiş kanal. Ama olsun hocam, buradan bir 2000 alırız ya, beyaz yakalı. 2000 beyaz yakalı çözsek. Yeter bizde 2000 beyaz yakalı. Peki hocam, tamam, bu kadar stresli bir iş. İşte geceleri spazmlardan kalkıyorsunuz falan. Ne kadar kazanıyorsunuz? Hocam, bizim için maaş önemli değil, bir kere bunu söyleyeyim. Bizim için gelecek nesilleri ciddi bir şey anlatıyorum. Gelecek nesilleri, bozdum bir şey. Hemen maaşla söyleyeyim o zaman. Dur. Maaşları şey, bu aslında bizim maaşlar bulunabiliyor, bulunmayan kısmından da şimdi bahsedeceğim. Tamam. Hemen maaşı söyleyelim hocam. Sizler için özel araştırdım, geldim gördüğünüz gibi. Google'dan. Google'dan. Hocam, araştırma görevlisi 8200 diyelim, oradan başlıyor. Doktor öğretim üyesi yardoş 9500. Doçent ise yaklaşık 12000 lira olması gerekiyor. Profesörlükte belli bir mevkiden sonra şeye artıyor. 15000 ile 17000 arasında bir şey artıyor 3 yılın sonunda. Anladım. Ama hani ana gelir direkt bu değil. Bizde şimdi şöyle bir şey var. Para kazanmak istiyorsanız, hani bir akademisyensiniz ve hani iyi para kazanmak istiyorsunuz. Ders yükünüzü arttırarak, hele bir de ikinci öğretim dediğimiz bir şey varsa, akşam öğretimleri var ya üniversitede. Varsa buradan aylık bence bir doçent 3000-3500 liraya kadar, hani çok kendini doldurursa. Ders vererek. Çok doldursa ekstra gelir elde edebilir. Bunun dışında tezsiz yüksek lisansa var. O dersleri de alsa, kitap yazsa, hani bunu öğrencisine zorla sınavda çıkacak diye sattırsa falan. Yani aylık bence bir rahat ekstradan 4000'i bulabilir bir hoca. Bir de yani tabii şöyle bir durum var. Yani akademisyenlik meselesinin aslında eleştirilebilecek bir tarafı var gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani hakikaten merak ediyorum. Özellikle bu işi pratikte de yapan birisi olarak. Eski tip, işte geldim sınıfa, 80 tane öğrenci var. Bir tane konumuz var, onu anlatacağız. Konuşacağım ben, kürsüdeyim. Ve gideceğim meselesi artık çok klişe bir şey gibi geliyor bana. Yani onun dönüşmesi lazım. Gerekirse dijitalleşmesi lazım, gerekirse araçların içerisine girmesi lazım. Yani PDF meselesinin dahi girmesi lazım. Yani. Doğru. Ya ama üniversiteler genel itibariyle hantal yapılar. Bu dünyanın birçok yerinde böyle. Yani Türkiye'de birazcık daha hantallaşıyor. Niye? Dediğim gibi belli bir süre sonra kendinizi geliştirme zorunluluğunuz yok. Belli bir süre sonra hocalar atamazsınız ki atılmasın da. Ama hani belli bir yaşın üzerindeki hocaların görev tanımları değiştirip belki gençlerin şey değiştirirse, bu dinamiklik ve sektöre daha faydalı bilgi yaratma ihtimali artabilir. Ama bu hantallık var. Dünyada da var. Özellikle pandemiden sonra online eğitime geçmek, çok daha dinamik olması, üniversiteden açık çok daha fazla piyasaya hazırlayabilecek bilgiyi de sunmasının gerekliliği birçok üniversitede tartışılıyor. Birçok üniversite dünyanın birçok yerinde de şey düşünüyor. Yani üniversite diploması artık o kadar da önemli değil mi? Soru işaretleri dolmaya başladı. Ama bu hantallık yavaş yavaş üniversitede kendini değiştirecekler ve toplum dinamini uyacaklar diye düşünüyorum. Bak, akademiyle ilgili en büyük yanılgılardan bir tanesini biliyor musun? Çok samimiyetle söylüyorum. Bazı üniversiteleri, bu çok fazla üniversiteye git, makale ve bilimden bahset o ortamda. Sana şey gibi bakarlar, bu deli ne konuşuyorlar? Bak, gerçekten bunu çok samimiyetle söylüyorum. Evet. Benim yetiştiğim bazı asistan arkadaşımız üniversitelerde başladılar. Bana şey, hatırlıyorum ilk şok oldukları şey şeydi. Hocam, makale konuşmaya çalışıyorum üniversitede, herkes bana deliymişim gibi bakıyor diyor. Evet. Anladın mı? Muhabbet o değil abi onların için. Hocam, bizim ortamımız öyle değildi. O yüzden şey diyemiyorum. Yani. Zaten ondan bitirememişsin hocam. Sen bize gel. Ya şey anlatayım, bizde şöyle bir şey oldu. Hani şey farkını almak için. Çok iyi üniversiteden bir tanesine gittik. Hocalarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Hoca dedi ki, hadi dedi, buyurun galerime gidelim dedi. Galeri deyince benim aklıma araba galerisi dedim. Aa hocam, araba falan dedi. O da şey diyor. Dedi hocam, sanat galerisi. Yetiştiğin yer burası olunca hani galeri deyince kafaya sanat galerisi gelmiyor ki. Araba galerisi geliyor. Araba galerisine gideceğiz dedi. Sanat galerisine gittik. Şey, İstoç'a. İkinci el arabalara falan bakacağız. Bir yandan diyorum, arabayla değil, niye bu araba galerisi kurdu? Ama şunu da diyorum, niye sanat galerisi kurdu? Bunu da hala kafa tam oturdu ama. O da ilginçmiş yani. Sanat galerisi ama vardı. Ama o da artık hocam. Ya başka bir şey. Mesela o akademisyenlik de çok kalmadı Türkiye'de. Bu soruyu yaşta merak ediyorum, kişisel olarak merak ediyorum yani. Bence buradan bir şey çıkabilir. Türkiye'de akademisyenliğin sosyo-kültürel tabanı değişiyor mu sizce?
Ya bence şöyle bir şey oldu. Çok fazla üniversite açılınca tabana yayılma oldu. Ama tabii ki yani akademisyen tek bir sosyokültürel yapıda tutmak sıkıntı hocam. Bu belli bir bilgi gelişimini de önüne geçer. Ama şu da bir gerçek. Belli bir entelektüel yapıdan gelmiş insanların daha verimli yapabileceği bir meslek dalı. Ama bu da neye yol açıyor? Senin benim gibi adamların bu sefer hiç akademisyen olmaması gibi bir duruma yol açıyor. Ama bizden de gelebilecek bilgi yapıları çok fazlasıyla var. Evet, mesela şeyi söyleyeyim. Yani neden akademisyen olmamalı meselesinde bence önemli insanların düşünmesi gereken bir şey bu. Ki benim de konumum öyle bir, öyle bir noktaya geldiği için bir örneğim yani. Akademisyen olmak için o bahsettiğiniz süre var ya, doktorayı bitirmek falan. Yani 30 yaşı buluyor, 30-32 yaşı buluyor. Buluş. Şimdi 32 yaşına kadar aile parasıyla hayatı idame ettirebilmeyi göze almak demek aslında bir yerde. Bazı noktada evet, araştırma görevlisi olamazsınız. Yani evet. Olamazsak ki olamıyor çoğu insan. Ben olamadım evet, yani. Kadrolar çok hani olmaz. Şey meselesi için yani ALES'i, YÖKDİL'i falan her şey olmasına rağmen olamadım yani. Günün sonunda ne oluyor? Şeye eklemlenmek zorunda kalıyorsun. Hem bir yerden çalışayım hem de bir yerden bunu sürdüreyim. Ama bir yerde artık o şey kopuyor. Çok yıpratıcı. İşte o şey meselesi değişiyor mu diye sormaya çalıştım aslında. Yani sınıfı, yani geldiği sınıf değişiyor. Ya, zaten geldiği sınıf en başta şunu değiştiriyor hocam. Dediğin sıkıntıları çok yaşamayabiliyorlar. Hani maddi zorlukla karşılaşmıyor, şu çok daha rahat olabiliyor, yurt dışına gidip yüksek lisans doktorasını yapabiliyor hani maddi bir gelir şeyi varsa. Yani. Çok daha hani bir foundation için akademisyen olunabiliyor. Avantajları çok fazla kesinlikle. Hocam ben bir Erasmus'a gittim hala borcunu ödüyorum. Hocam sen yanlış işlere girmişsin ya. Ya sen Deniz isminde tam Deniz Akademiliksin bence hocam. Başka bir şey düşünme. Çünkü fazla uzaklaşma buralardan. Peki hocam, şimdi konuştuk akademisyenlerden geliyor vesaire. Şimdi o zaman sizin için hangisi daha önemli? Zaman, para, itibar, Denizbank Premium Kart. Hocam cevabım tabii ki Denizbank Premium Kart. Yeni telefonları bekliyorum. Black Kart varmış, çok heyecanlıyım. İkinci olarak da para. Çok aslında iyi. Paraya bir de alsam ben zengin olsam bile Denizbank Premium Kart. Onu veririz. Öyle değiştireceğim o zaman, değiştiriyorum. Para bir olsun, ikiyi biz adam veririz. Zaten para bende olduğu zaman Premium Kart gelecek. Bir para. YouTube kanalında da yaptığınız şey var ya işte, kanalın bütün gelirlerini bir yere bağışlıyorsunuz ve onu paylaşıyorsunuz hani vesaire. Şimdi bu buradaki mesele bununla çelişiyor yani. Evet ben ya, hocam zaten ben sorunları olan bir adamım. Çelişiyorum, kendime çok çelişiyorum. Hani hiçbir daha çalışmayacağım diyorum, sonra yine kendimi çalışırken buluyorum falan pişman. Ve bundan çok mutsuzum hakikaten. Ama birçok insan bu çelişkileri yaşıyor. Yani sen de Galatasaray Üniversitesi'ne başladın, niye bıraktın? Başlayan adam bırakır mı? Bir de 4-0 yani. Tamam varken. Hepimizde bu çelişkiler belli oranda var, bende de var. Parayla ilgili de evet, işin şakası bir yana, paranın beni bozmasına ben çok korkuyorum. Hani çok elde edemediğim için, elde etsem bazen çünkü zengin ortamlara falan giriyorum. Bu Denizbank'ın güzel ortamları falan mesela. Hani görüyorum, abi çok hızlı bozulabilirim. O beni biraz korkutuyor hakikaten. O zaman buradan şuna bağlayalım. Şimdi biz hep birazcık böyle kötü taraflarını veya işte süreçlerini konuştuk. Ama hani bu bozma meselesi, yani para beni bozar ama yine de kendimi o işi yaparken buluyorumdan benim anladığım şey var. Bir tatmin hissiyatı, bir tatmin arayışı. Yani en azından bir sosyal olarak bir işe yarayabilme tatmini meselesi var. O zaman iyi tarafları neler akademisyenliği? Hocam akademisyen bence iyi tarafı bayağı bir var. Hani maaş bence fena değil. Biliyorum bu şimdi daha önceki bu programdaki kişilerin maaşları daha yüksekti. Özel sektörde hele belli bir klasmandaysanız çok çok daha yüksek maaşlar alabiliyorsunuz. Ama genel ortamı vurursanız yaptığınız işe göre bence maaş iyi. Bunun dışında hocam iş şöyle, kendinizi geliştirdiğiniz bir iş. Hani düşünsene, merak ettiğim bir şey okuyorsun. Acaba bu çok keyifli hani. Merak ediyorum ve onu okuyorum ve bunu okuduğum için para kazanıyorum. Bu kimseye yok. Yani şimdi sen Denizbank'a gidip desen ki CEO'ya hocam ben şunu merak ediyorum, okuyacağım ve para kazanacağım. Ertesi gün büyük ihtimalle. Ya, hocam şimdi ikili tartışmaya döner ama sonuçta biz de kurumsal akademideyiz ya. Hani tırnak içerisinde. Bizim de aslında öyle bir açık alanımız var. Bütün banka için bunu konuşamayız ama sonuçta bizim de merak edip araştırıp sunduğumuz ya, bir şey. Ya bir şey diyeceğim. Aristo felsefesini araştıracağım, okuyacağım dese birisi. O bende var. Kanalda, para verecek mi Deniz Akademisi? Kanalda videolarını yaptık hocam. Arkadaşlar Deniz Akademi başka bir noktadaymış. Kanalda gerçekten videoları var. Dilozofik hemen şuradan çıkartalım. Hemen şuradan. Ya ama bence hani akademide bu çok keyifli bir şey. Hani ne istiyorsanız tabi belli bir arasının dahilinde. Kendinize gidiyor. İki bence şey de çok güzel hocam. Gençlerle birlikte olmak. Ve hakikaten şaka değil. Hani onlara bir şey öğrettiğinde o göze geçtiğinde bence çok tatminkar bir şey. Ve yine şey çok güzel. Hani böyle yetiştirdiğiniz birisinin, ben de o şans oldu. Bizim laboratuvarımız orada. Hani bir yerlere geldiğini görmek beni acayip mutlu ediyor. Mesela bizim laboratuvardan çıkıp yurt dışında yüksek lisans doktora yapmaya başlayan, çok iyi üniversiteden kabul edilen, çok iyi burslar. Hani onu görünce böyle şey hissediyorum. Hakikaten bir işe yarıyorum galiba falan gibi hissettiriyor. Ve bence şey de çok güzel hocam. Sıfatların toplumda yarattığı bir ne denir? İtibar şeyi var hani. Mesela bizimkiler diyor işte bizim olan doçent hemen böyle bir hocaya dönüşüyor, tamam mı? Onu bir söyleyince hemen her şey bir değişiyor, anladın mı? Peki hocam o zaman şöyle yapalım. 10 yıl öncesine dönseniz ne yaparsınız, ne tavsiye edersiniz kendinize? Ya şimdi akademisyen oluyor muyum gene? O işte
Aa, o zaman 10 yıl oldum. 10 yıldan fazladır diye ben oldu, şimdi. Oldu. Yani. O yüzden demedim yani. Denizbank'ta çalışmayı çok isterdim hocam. Denizbank çünkü İstifa edip Denizbank'a. benim olay gibi. Çalışmak çok güzel bir ortam. Yemekhanenizi falan çok beğendim. Sınırsız açık büfe gibi. Vallahi güzel. Güzel. Bir de ben bedavaydım, o daha da hoşuma gitti. Ya hocam, 10 yıl öncesine dönsem, hakikaten ilk önce kendimi birazcık daha böyle sonradan ben çünkü istatistikler ve yöntemsel açıdan geliştirmeye başladım. Orada ilk önce geliştirmeye başladım. Çünkü hani akademide, dünyada da Türkiye'de de belli oranda yöntemsel açıdan eksiklik çok fazla. Hani orada çok ileriye gitmiş birisi fikirleri daha yaratıcı bir şekilde test edebiliyor ve çok daha fazlasıyla önüne koyabiliyor. Bu nokta bence önemli. İki, çok daha genç yaşta araştırmaları falan makaleleri okumaya başladım. Hani ben birazcık geç kalarak okumaya başladım ilginç yerde. Belli dergiler vardı mesela, bizim alandaki en iyi dergiler. Onları çok daha öncesinde takip etmeye başladım açıkçası. Şöyle bir şey var, onu da bir hani hızlıca değineyim. Bilimsel olarak şöyle bir şey yoktur. Onu söylemek gerek. Yani bu ne işe yarayacak sorusu çok anlamlı. Aslında tabii ben. Evet. Biz çünkü meraktan yapıyoruz ve hani gerçekliğe ulaşmak amaçlı. En azından yakınsamak felsefik olarak. Dolayısıyla hani ben bunu aldım, ne işe yarayacağım sorusu her zaman bilimsel bir soru değil. Hani Voyager'ı gönderdik uzayın bilmem kaç yüz bin kilometre, bilmem kaç yıl ışık yılı ötesine. Yani ne işe yarayacak? Baktığında gayet de mutsuz oluyorsun. Ama temelde her şey ne işe yarayacak diye yapmıyoruz. Merak, insanın merakı ve o bilinmezliği giderme ihtiyacı temel olarak orada. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Yani bugün sizi böyle ağırlamış gibi olduk. Hani abi benim için de çok büyük mutluluktu. Tabii seri devam edecek. Behçet Hoca sunmaya hep ben varım. Artık başka rolerde. Bulamadıkça beni getirsen. Veri bilimcisi. Evet, veri bilimcisi. Niye veri işlemiyor musunuz? İşliyoruz o da. Onu da anlatırsınız. Geliyorum hocam. Ressamlık var tabii. Doçent değil miyim abi? Her şeyde konuşurum ben. Yani aynen öyle. Ben yani çok teşekkür ederim tekrar. Hem ben bu seri için hem de bugünkü aktardığınız şeyler için. Neden akademisyen olmamama gerektiğini bir de anlamış oldum. Olma, herkes olmaz zaten ya. Çünkü mesleki rekabet iyiler girerse bizim şeyimiz kalmaz. Atarlar bize. Bu arada ben çok teşekkür ediyorum. Bu programdan da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hakikaten o yüzden de buradayım zaten. Herkes güzel taraflarından bahsediyor. Abi bir de bu işlerin diğer tarafı var. Hani mutlu olmadığımız yönler var. Bunların da konuşulması gerekiyor. Kimse konuşmuyordu. Bence bu program sayesinde o açıdan da çok değerli. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Beğendiyseniz bu aşağıdaki beğenme butonuna basın, çünkü gerçekten yani etkileşime ihtiyacı var bu kanalın. Bu etkileşim olmazsa buradaki bilginin, yani bu büyük bir seri, bilginin paylaşılabilirliği azalıyor. O yüzden size çok büyük iş düşüyor. Aynı zamanda merak ettiğiniz meslekler varsa onu yorum olarak bırakın ve tabii ki yani videoları kaçırmak istemiyorsanız da abone olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.